Birinci sual, teşehhüdün mübarek kelimatı Miraç gecesinde Cenab-ı Hak ile Resulünün bir mukalemeleri olduğu halde namazda okunmasının hikmeti nedir? El cevap, her müminin namazı onun bir nevi miracı hükmündedir. Ve o huzura layık olan kelimelerse Miraç-ı Ekber-i Muhammed aleyhissalatu vesselam'da söylenen sözlerdir. Onları zikretmekle o kutsi sohbet tahattür edilir. O tahatturla o mübarek kelimelerin manaları cüziyetten külliyete çıkar. Ve o kutsi ve ihatalı manalar tasavvur edilir veya edilebilir. Ve o tasavvur ile kıymeti ve nuru teali edip genişlenir. Mesela Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam o gecede Cenab-ı Hakk'a karşı selam yerinde Ettahiyyatu lillahi demiş. Yani bütün zihayatların hayatlarıyla gösterdikleri tesbihat-ı hayatiye ve sanilerine takdim ettikleri fıtri hediyeler ey Rabbim sana mahsustur. Ben dahi bütün onları tasavvurumla ve imanımla sana takdim ediyorum. Evet, nasıl ki Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam ettahiyyatu kelimesiyle bütün zihayatın ibadat-ı fıtriyelerini niyet edip takdim ediyor, öyle de tahiyyatın hülasası olan el-mübarekatu kelimesiyle de bütün medar-ı bereket ve tebrik ve barekallah dediren ve mübarek denilen ve hayatın ve zihayatın hülasası olan mahluklar, hususan tohumların ve çekirdeklerin, danelerin, yumurtaların fıtri mübarekiyetlerini ve bereketlerini ve ubudiyetlerini temsil ederek o geniş mana ile söylüyor. Ve mübarekatın hülasası olan Es-salavatu kelimesiyle de zihayatın hülasası olan bütün zihruhun ibadat-ı mahsusalarını tasavvur edip dergah-ı ilahiye o ihatalı manasıyla arz ediyor. Ve et-tayyibatu kelimesiyle de zihruhun hülasaları olan kamil insanların ve melaike-i mukarrebinin salavatın hülasası olan tayyibat ile nurani ve yüksek ibadetlerini irade ederek mabuduna tahsis ve takdim eder. Hem nasıl ki o gecede Cenab-ı Hak tarafından Esselamu Aleyke Ya Eyyühen Nebiyyü demesi istikbalde yüzer milyon insanların her biri her gün hiç olmazsa 10 defa Esselamu aleyke ya eyyühen nebiyyü demelerini amirhane işaret eder. Ve o selam-ı ilahi o kelimeye geniş bir nur ve yüksek bir mana verir. Öyle de Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselamın o selama mukabil Esselamu aleyna ve ala ibadillahissalihin demesi istikbalde muazzam ümmeti ve ümmetinin salihleri selam-ı ilahiyi temsil eden İslamiyet'e mazhar olmasını ve İslamiyet'in umumi bir şiarı olan müminler ortasındaki Esselamu aleyke ve aleykesselam umum ümmet demesini raciyane, daiyane, Halık'ından istediğini ifade ve ihtar eder.